Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimizde kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Bugün yeni bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar subquery dediğimiz bizim alt sorgu yapısı. Kullanım alanları tabii ki var ama join yapısını kullanabiliyorsanız, yani join yapısının mantığını anlayabiliyorsanız, join yapılarını kullanmak şahsi düşüncem çok daha iyidir. Hem performans açısından hem de kodların karmaşıklığı açısından, yani okunabilirliği açısından çok daha iyi olduğunu düşünüyorum join yapısının. Ama bunu da bilin, çünkü sonuçta veri dünyasında her türlü spesifik durumla karşılaşabilirsiniz ve bir anda çözümünün böyle bir yol olduğunu düşünebilirsiniz. O yüzden ne olduğu hakkında bilginiz olsun, nasıl kullanıldığı hakkında da bilginiz olsun arkadaşlar. SQL dediğimiz yapı, yani alt sorgular dediğimiz yapı arkadaşlar, aslında Excel'deki o iç içe formül yapısı var ya, iç içe formül yapısının SQL yapısındaki karşılığı. Başka hiçbir şey değil. İstiyorsanız Excel'de çok basit bir örnek yapalım. Ne demek istediğim çok daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Örneğin buraya at kişinin maaşı, işte hangi şehirde olduğu ve hangi ilçede olduğu şeklinde böyle uydurma 2-3 tane veri girelim. İşte kim olsun? Mustafa, Ahmet, Ayşe. Maaşları işte 3.000, 5.000, 6.000 şeklinde. Neresi? Ankara, İstanbul, İzmir. İlçesi Çankaya, Kadıköy, Bornova diyelim. Şimdi şunu aldım, kopyaladım, buraya yapıştırdım arkadaşlar. Ben örneğin burada düşey ara kullanacağım ve düşey arayla buradaki bilgileri buraya aktarmaya çalışacağım. Şimdi çok basit bir mantıkla düşey arayı çalıştırmaya başlıyorum. Diyorum ki düşey ara, aranan değer. Şimdi biraz sonra bunu hem sağa kaydıracağım hem de aşağı kaydırma işlemi yapacağım için bunu benim bir öncelikle kitlemem gerekiyor. Kitleme işlemini yaptıktan sonra tablo dizinim nerede arkadaşlar? Şurayı seçiyorum. Bu tablo alanını komple kitledim. Kaydırmada herhangi bir tablo alanının kaymaması için. Geldim. Maaşı kaçıncı arkadaşlar? Sütunun sayısı ikinci ve birebir eşleşme yapacak. Bunu böyle aşağı doğru çekelim. Ne yaptı? Maaş bilgilerini aslında bana getirdi arkadaşlar. Peki sağa çekersem neler oluyor? Gelin şöyle. Bakın ne yaptı? Yine maaş bilgilerini bana aynı şekilde getirdi. Bunu neden getirdi arkadaşlar? Düşey aranın kuruluş mantığı neydi? Öncelikle aranan değer girilir. Çok özür diliyorum. Daha sonra aranacak alan girilir ve arama alanını kesiştiği noktada, tespit ettiği noktada en sol taraftan başlayıp kaçıncı sütunu getirmesini, ikinci sütunu getirmesini söylediğim için 2'yi getiriyor. Peki ben bu düşey ara formülünün içerisine bir formül daha eklersem, yani bir değişken yapısı daha eklersem, bu sefer sorunum çözülebilir diye düşünüyorum. Şimdi bunları anlatmamın sebebi, biraz sonra SQL'deki alt sorgu yapısına girdiğimizde çok daha anlaşılır olmasını istediğim için anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi benim bunu aşağı doğru çektiğimde herhangi bir problem yok. Zaten maaş ikinci sütunda olduğu için şuradaki 2'nin sabit olması benim işime yarıyor. Ama bunları sağa çektikten sonra uygulama yaptığımda, bakın, 2 değerinin değişmemesi benim için bir problem yaratıyor. Şimdi 2 değerinin yerine ben şöyle bir şey yazabilir miyim arkadaşlar? Mesela şuraya bir tane formül atıyorum. Diyorum ki sütun. Sütun formülü ne işe yarıyordu? Benim başvuru yaptığım alanın sütununun kaçıncı adres olarak tekabül ettiğini bana getiriyordu. Mesela burası. Geldim, ne yaptı? 2. Şimdi ben bunu sağa çekersem, bu sefer ne yaptı? Burası C2'ye kaydı. C'nin kaçıncı sütun olduğunu tekabül ediyor. 3. Bir defa daha sağa çektim. Ne yaptı? 4. Şimdi buradaki 2 sayısının değişkenliğini uygulayabilmem için, mesela böyle bir formül uygularsam, düşey ara içerisinde İç içe bir formül yapısıyla birlikte bunu uygulamış olurum arkadaşlar. Şimdi şuradakini 2'yi sildim. Dedim ki sütun şurası, yani 2 sayısını getirecek. Şimdi bunu aşağı doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? B2'nin, B3'ün ve B4'ün
ikinci sütunda olduğunu bildiği için buradaki 2 değeri yerine aslında daha doğrusu tam tersi sütun B4 değeri yerine aslında 2 değerini getiriyor. Şimdi bunları sağa çekersem ne yapacak? Bakın bu sefer biraz önceki problemim ortadan kalktı. Nasıl kalktı? Düşey ara içerisindeki bir parametrenin değişkenliğini başka bir formülle oluşturduğum için gitti bu sefer C2 aradı. C2 nerede? 3. Onun yerine 3 değerini yazdı. Yani ben buraya sütun C2 yerine 3 yazarsam da aslında bana aynı sonucu döndürecek arkadaşlar. Bunu da aşağı doğru çektim. Ne yaptı? Herhangi bir problem olmadan bunu getirdi. Ama yine bunu sağa kaydırırsam buradaki sabit kaldığı için tekrar yine bana Ankara sonucunu döndürecek. Şimdi iç içe formül yapısının mantığı aslında bu. Öncelikle içerideki formülü çözümler, onun sonucunu gerekli parametreler içerisindeki gerekli yerde nerede kullandıysak oraya bir değer olarak döndürür arkadaşlar. Yani buradaki sütun B2 dediğim değeri aslında buradaki 2 değeri. Buraya 2 yerine sadece başka bir formül yardımıyla bir değişkenlik oluşturup bunu buraya aktarma işlemi yaptık. Şimdi SQL'deki subquery yani alt sorgular dediğimiz mantıkta aslında tamamen bunun üzerine kurulu bir yapı arkadaşlar. Şimdi dönelim isterseniz SQL yapısına. Bir new query açalım. Yine hastane veri tabanında çalışma işlemi yaparız arkadaşlar. Şöyle hastane dedikten sonra hastane veri tabanına geçişimizi yaptık. Şimdi yapımız neydi arkadaşlar? Öncelikle içerideki formülün sonucunu bana yani iç yapıdaki yapıyı bana çözümlüyor. Daha sonra onun nerede kullanılması gerektiğini ben kendisine formül yapısını dizerken bildirdiğim için bunu da formül içerisinde gerekli işlemleri yapıyor arkadaşlar. Şimdi geldik. Örneğin select yıldız from ben hastane tablosunu çekmek istiyorum. Ne yaptım? Çekme işlemini yaptım. Şimdi buna bir koşul koyalım. Bu koşul ne olsun arkadaşlar? Benim buradaki il ID'min 34 olanı yani İstanbul ama şu anda herhangi bir bağlantı içermediği için il ID'nin 34 olanlarını ben filtrelemek istiyorum. Başlayalım. Ne diyeceğiz? Ver il şu büyük harfi herhalde ya. İl ID eşittir 34. F5'e bastım. Ne yaptı? Tablo yapısı bana il ID'lerin 34 olanların tamamını sorgulama işlemini gerçekleştirdi. Peki bu işi uzatabilirim. Yani buradaki yapıyı uzatıp bir iç içe formül yapısı kurabilirim burada. Bir de onu deneyelim. Diyelim ki select yıldız from hasta tablosunu seçtik. Daha sonra dedim ki ver. Daha sonra yine il ID diyorum. Ama buraya eşittir dedikten sonra 34. 34 değerini tekabül edecek bir yapıyı benim oradan çekmem gerekiyor. Yani aslında birebirlik bir matris. Yani matris demeyeyim ama bir kolonluk, bir satır ve bir sütunluk bir değer buraya oturtturmam gerekiyor ki buranın sonucu aslında 34 yerine oradan çekeceği formülün sonucunu bana getirsin. Şimdi isterseniz onu buraya eklemeden önce ayrı bir oluşturmaya çalışalım. Mesela select neyi getirsin bana? İl ID'yi getirsin. Şimdi biraz daha anlaşılır olacaktır. Emin olun arkadaşlar. İl ID'yi getirsin. Nereden getirecek peki? İl tablosu vardı ya benim. İl tablosu içerisinden getirecek. Ver. İl ID'si 34 olanı. Şimdi şuraya da isterseniz bir il tablosunu çekeyim. Onun da yapısını görelim. Şimdi il tablosunu çektim. Ne yaptı? Burası bir tablo. Ben şuradaki formülle il ID içerisinde sadece 34 olanı çekmek istiyorum. Şimdi sadece 34 olanı çekersem buradaki 34 İstanbul'a tekabül ediyor ve bir tane var. Yani bir çarpı birlik bir alan bana gerekiyor. Şimdi şurayı çalıştırdım. Geldim, execute ettim. Ne yaptı arkadaşlar? Buranın sonucunun 34 olduğunu bana bildirdi. Şimdi ben en başta buradaki il ID'yi elimle 34 yazmıştım. Buraya elimle 34 yazmak yerine bir iç sorgu yapısı kullanıp buranın sonucunu buraya döndürmeye çalışabilir miyim? Tabii ki şimdi yapacağımız işlem bu arkadaşlar. İç sorgular her zaman dediğim gibi Excel yapısındaki yapıyla iç taraftan çözümlemeye başlayarak dışa doğru devam eder. SQL'de bir iç sorgu yapısını oluşturabilmeniz için onu parantez içerisinde bir iç sorgu olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Yani il ID'si
Parantez açtıktan sonra şurası arkadaşlar. Buranın sonucu neydi? 34. Ben şuraya 50 34 yazmak yerine şuradaki bir formüle bağlayacağım. Geldim Ctrl C, Ctrl V dedim. Şuradaki alanı kapattım arkadaşlar. Bakalım bana ne sonucunu verecek. Geldim, execute ettim. Ne yaptı? 34 ile olan bütün değerleri bana sorguladı. Şimdi şu ikisini birlikte çalıştıralım. Execute edelim. İkisi de birbiriyle aynı sonucu bana döndürecek arkadaşlar. Peki, burada 50-34 yazıp işi neden bitirmedik? Burada neden uzattık? Şimdi, zaten başta dediğim gibi join yapıları bu tarz işlemler için bizi kurtarıyor. Birbirinden farklı tablolarda işlem yaptığımızda. Ama iç içe formül yapısını bilin. Bununla ilgili herhangi bir veri çalışırken spesifik bir durumla karşılaşabilirsiniz. Join yapısını kurarken bir problem oluşmuş olabilir. Şimdi buradaki yapıyla daha fazla örnek vereceğim zaten. Ama buradaki yapı aslında bu. Biraz önce Excel'de ne yaptık? Şurayı aslında sabit yaptığımızda, iki değeri verdiğimizde, sağa çektiğimizde bir problem ortaya çıkmıştı. Ne? Benim için önemli olan şuradaki iki değerinin sağa çektiğimde 3, bir sağa daha çektiğimde 4 olması gerekiyordu. Hani bir değişkenlik yapısını buraya bildirmem gerekiyordu. Önce içeriği çözüyordu, sonra dışarıdaki formül yapısını tamamen çözüyordu. Şimdi burada da 34 yazdığımda burayı bir çözümledi. Herhangi bir problem yok. Aşağıya geldiğimde formül içerisinde bir alt, yani sorgu içerisinde bir sorgu oluşturduğumda da yine aynı bana sonucu getirdi. Çünkü iç sorgunun sonucu da 34. Geldim, birebirlik bir 34 sonucunu bana getirdi. Ben onu buradaki içeriye. Şimdi ilerleyen süreçte tabii ki değişkenler tanımladığımızda da bunları kullanacağız. Yine join yapılarını kullanacağız ama buradaki mantığı anlamak önemli. Ama dediğim gibi Excel yapısındaki formül üzerindeki mantığı anladıysanız buradaki mantıkta inanın birebir arkadaşlar. Herhangi bir farkı yok. Şimdi yine bir örnek verelim isterseniz. Şurayı şöyle bir comment yapısında yapalım. Mesela ne diyelim? Select yıldız from yine hasta tablosuna. Şurayı da aşağı doğru çekelim. Ne olsun? Ver. Hastanın cinsiyeti erkek olanları bir çeksin. Şimdi burayı çektiğimde ne oldu? Bana erkekleri burada tek bir şekilde filtreledi arkadaşlar. Devam edelim. Bir iç içe sorgu yapısıyla bunu çözmeye çalışalım. Diyelim ki select yıldız from hasta. Daha sonra yine bir koşul yapısı ekliyorum. Daha sonra hastanın cinsiyetini. Şimdi hastanın cinsiyetini ekleyebilmem için benim şurada bir alt sorgu yaptığımda alt sorgunun sonucu birebirlik bir matris yapısına, yani tek bir hücre yapısında sadece E sonucunu döndürmesi gerekiyor. Şimdi deneyelim. Yine aşağı doğru bir başka bir yapıyı kuralım. İç sorgu yapısını kuralım. Daha sonra buraya ekleyelim. Dedim ki select ne getirsin? Hastanın cinsiyeti. Hastanın cinsiyet getirsin. Nereden getirsin? Yine hasta tablosundan getirsin. Ver. Hastanın cinsiyeti erkek olanları getirsin. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Ne yaptı? Sadece erkek cinsiyeti getirdi. Ama bakın kaç tane getirdi? 2361 tane getirdi. Eğer ben bu sorguyu buraya koyarsam bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şurayı da kapattım. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Bastım. Ne yaptı arkadaşlar? Bana bir hata verdi. Bu ne hatası biliyor musunuz? Diyor ki eğer birden fazla sonuç döndüren bir alt sorgunuz varsa, yani bunun gibi. Bastık. Biraz önce yukarıdaki örnekte mesela bunu seçtiğimizde sadece birebirlik bir alan getiriyordu. Yani onu da bir skaler olarak gibi düşünün. Bir matematiksel işlem olarak düşünün. Ona karşılık 34 değerini buraya yerleştiriyordu ve eşit olduğu, 34'e eşit olduğu değeri bana döndürüyordu. Şimdi burada ben birden fazla sonuç, yani 2361 tane kolonu getirdiği için bir tablo içerisinde bunu burada çalıştırdığım zaman diyor ki sen diyor eşit kullanırsan bana sadece o eşitliğe ait tek bir tane değer belirlemen gerekiyor. Ama senin kullandığın alt sorgu,
yapısı bana şuradaki gibi birden fazla alanı getiriyor diyor. Yani 2361 tane alan getiriyor diyor. Ben diyor bunu diyor kabul etmiyorum. Sana da uyarımı veriyorum diyor. Bakın birden fazla değer için alt sorgunun birden fazla değeri döndürdüğü durumlar için eşittir, büyüktür, küçüktür, eşit değildir, büyük eşittir, küçük eşittir gibi herhangi bir birebir karşılaştırma yapısını kullanamazsın diyor. Peki o zaman ben şuradaki select yapısından sonra şöyle bir yapı girsem buraya nasıl olur arkadaşlar? Hani distinct bir yapısı vardı. Tekrarlı verilerden arındırma yapısı. Hatırladınız mı? Bunu da distinct yapısı. Şimdi şunu çalıştırırsam ne olacak? Hani biraz önce 2000 küsür erkek 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 diye getirmişti ya. Şimdi execute ettim, çalıştırdım. Ne oldu? Tekrarlı olan bütün verilerden, e'lerden beni arındırdı. Bakın ne yaptı? Birebirlik bir yapı bana getirdi. Şimdi ben burada eşittir kullandığım için şurayı silip buna uygun birebirlik bir alanı getirmesi için bir alt sorgu yazsam. Bakalım sonucu bana ne olacak? Geldi, select yaptım, execute ettim. Bakın hata vermedi. Neden hata vermedi? Ben buradaki distinct yapısıyla burada oluşturduğum sorgunun bana sonucunu döndürdüğü tablodaki erkek alanındaki tekrarların tamamını ortadan kaldırdım. Yani aslında burası sadece e değerini tek bir hücrede bana getirdi. Eğer distinct oluşturmasaydım bana 2000 küsur 2361 tane e'li hücre getirecekti. Satır getirecekti. Ben onu alt sorgu olarak oluşturduğumda burada eşittir kavramını kullanamayacaktım. Ha, başka kavram var, onu kullanırsınız ama ona da biraz sonra geleceğiz. Buradaki mantık tamamen bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir eşittir, büyüktür, küçüktür gibi karşılaştırma parametreleri kullanabilmek için sonucun tek başına bir değer olması gerekiyor. Şimdi konunun daha iyi anlaşılır olabilmesi için yani join yapısıyla bir karşılaştırma yapmak istersek nasıl bir şey yaparız? Şimdi mesela bizden ne istemiş olsunlar? Acil servise gelen hastaların bilgileri. Şimdi bu 3 farklı tablodan işlem yapacak. Nasıl? Önce bir hasta tablosu var. Hasta tablosundan doktor ID'ye gidecek. Doktor ID yapısı doktor tablosuna gidecek. Doktor tablosu içerisindeki bölüm ID var. Bölüm ID'den de alıp yani doktor tablosunu da bölüm tablosuna bağlamış olacak. Yani 3 farklı tabloyla biz iç içe bir yapı kurmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi bu yapıyı öncelikle join yapısıyla bir kuralım. Hem join'i de hatırlamış oluruz. Öncelikle ben hastanın adını alacağım. Artı şuraya bir boşluk. Bir de hastanın soyadını alalım. Hastanın soyadını alalım. Ez diyelim. Buna ad soyad ismini verelim. Takma adını. Ad soyad takma adını verdik. Sonra hastanın TC'sini bana getirsin. Nereden getirecek bu iki bilgiyi? Hasta tablosundan getirecek arkadaşlar. Şimdi bağlama işlemlerini yapıyorum. Inner join. İlk önce hangi tabloyu bağlamam gerekiyor benim? Doktor tablosuyla hasta tablosunu bağlamam gerekiyor. Doktor tablosunu seçtim. 10 yapısını kullandım. Sonra dedim ki hasta tablosu içerisindeki doktor ID ile doktor tablosu içerisindeki nokta doktor ID alanlarını bir kere eşitle. Buradan ne yapacak arkadaşlar? Öncelikle hastaların doktora ait bilgilerini getirecek. Daha sonra yine bir inner join kullanmam gerekiyor. Çünkü bu sefer de doktor tablosundan bölüm tablosuyla bir ilişki kurmam gerekiyor. Bu sefer de dedim ki bölüm alanına git. Bunu neyle ilişkilendirecek arkadaşlar? Doktor tablosu içerisindeki bölüm ID ile bölüm tablosu olacak. Pardon, üstünlüğü seçtim. Bölüm tablosu içerisindeki bölüm ID'yi bana alacak. Sonra dedim ki ver bölüm alanı sadece acil servis olan alanı bana tanımla. Bu tamamen inner join yapısıyla kullandığımız bir şey arkadaşlar. Execute ettim. Ne yaptı? Hastanın adı ve soyadını birleştirdi. Daha sonra hatta şuraya bölümü de ekleyelim. Bölümü de getirmiş olur. Hasta TC'den sonra şu bölümü de getirsin.
Sadece acil servisleri istediğim için bu yapıyı kullandım. Bakın ne yaptı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 aşağı aşağı indik. 4 tane satır. Bununla böyle bir filtreleme işlemi yaptık. Şimdi inner join yapısı dışında aynı işlemi biraz önce öğretmiş olduğum iç içe olan formül yapısı ya da sorgu yapısı, alt sorgu dediğimiz yapıyla bunu yapabiliriz. Şimdi şunu aşağı doğru bir daha indirdim. Bana ne gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle şurayı bir alalım. Geldik. Şurayı birebir aldık. Bana getireceği alanlar bunlar. Sonra dedim ki from hasta tablosundan bunları getir. Şimdi bunları getirdikten sonra öncelikle ilk koşulumu eklemem gerekiyor. İlk koşulum ne arkadaşlar benim? Ver yapısında, yani hasta tablosu içerisindeki yapıdan öncelikle doktor tablosuna bir gitmem gerekiyor. Yani doktor tablosu içerisinden bölüm yapısına ulaşacağız. Geldik. İç içe sorgu yapısı. Diyorum ki öncelikle doktor ID eşittir. Alt sorgumu oluşturuyorum. Select neyi getirecek bana? İkinci yapıda doktor ID'yi getirecek arkadaşlar. Doktor ID'den sonra bunu nereye gidecek? Hangi tablodan getirecek? Doktor tablosundan getirecek. Daha sonra bir doktor tablosu içerisindeki bölümü içerisinden bana getirecek. Daha sonra bölümün sonucu içinde bir alt sorgu daha yazacağım. Bu sefer bölüm içerisindeki acil servisi getirebilmesi için iç içe yazıyorum. Select bölüm ID'yi bana getirecek. Hangi tablodan getirecek? Bölüm tablosundan getirecek. Ver. Şartım ne benim? İçerisindeki bölüm sütununun isminin acil servis olması arkadaşlar. Şimdi öncelikle alt sorguları bir çalıştıralım. Böyle tek tek çalıştıralım. Öncelikle şunu bir çalıştıralım. Bakalım bize ne getirecek. Execute ettim. Ne yaptı? 1 getirdi. 1 aslında ne arkadaşlar? Bölüm tablosu içerisindeki acil servisin bölüm ID'si. Burada bir problem yok. İlk sorgumuzu yaptık. Yani bölüm ID yerine 1 yazmak yerine buradaki sorguyu çalıştırdı. Şimdi bölüm ID'si 1 ise bu sefer ne yaptık buradaki iç sorgu yapısında? Doktor tablosu içerisinde bölüm ID'si 1 olanların doktor ID'sini buraya getir dedik. Şöyle geldik. Şöyle çalıştıralım. Execute ettim. Ne yaptı? Acil serviste çalışan doktorların doktor ID'sini buraya getirdi. Şimdi şurada bir şey anlatmıştım. Tek yapı, tek hücre ya da birden fazla hücrede eşittir ya da farklı anlam kullanıldığını. Şimdi burada çalıştırdığım zaman burada sıkıntı yok. Sadece bir tane var acil servis, ona ait bir tane bölüm ID'si var. Daha sonra bunu buradaki bölüm ID ile eşitlediğim için herhangi bir problem olmadan buradaki eşitliğin yerine, yani bir yazmak yerine eşitlik olduğunda burada herhangi problem yok. Ama buradaki formül yapısını tamamen çalıştırırsam bakalım bana ne getirecek. Ne yaptı? Bana bir hata getirdi. Aslında bu hatanın nedeni şu arkadaşlar. Şuradaki doktor ID yapısı var ya. Daha doğrusu şuraya kadar çalıştıralım. Bakın. Şunu çalıştırırsam hata verecek. Şuraya bir tane geçici bir şey ya da gerek yok. Şurada. Birden fazla sonuç getirdi ya buradaki. Buradaki birden fazla sonuç getirdiği için doktor ID'den benim bir tane ulaşmam gerekiyor. Ya daha doğrusu bir tane ulaşmam gerekmiyor. Bir tane birden fazla ulaşmam gerekiyor ama eşittir dediğim için o onu algılayamıyor. O yüzden eşittir yerine eğer sonuç iç sorgumun, alt sorgumun sonucu birden fazla değer dönüyorsa eşittir yerine in yapısını kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Execute ettim. Bir tane şey eksik herhalde ya. Tamam. Şimdi şurası 1, şurası 2. 2 tane kapatacağı için. Şimdi oldu. Şimdi geldik. Burayı bir daha çalıştıralım. Nerede hata var? Bölümü. Dur bakalım. Şunu getirsin. Execute. Tamam. Bölümü yazmayalım. O muhtemelen iç sorgu yapısında olduğu için onu çalıştırmadı. Şimdi İki sorguyu alt alta çalıştırdım. İlki join yapısıyla kurduğum. Şunu aslında bölümü neden getirmedi onu anlamadım ya.
bölüm ismi olarak getirmesi gerekiyor aslında. Onu from hastane doktor. Ha, join yapısında olmadığı için. Tamam. Tamam. Join yapısında olmadığı için onu uygulayamadı. Şimdi şu ikisini biz çalıştıralım. Konumuza dönelim. Şimdi ilki ne yaptı arkadaşlar? Üstteki join yapısıyla birbirine bağladık. Inner join'i iki defa kullanarak acil servisli olanları filtreleme işlemini yaptık. İkinci işlemde ne yaptık arkadaşlar? Bu sefer iç içe sorgu yapısını kullandık. Ne yaptık? Öncelikle gitti en alt sorgudan başlayarak bölüm tablosu içerisindeki acil servisin bölüm ID'sini istedik. O gitti ne yaptı bana? ID'sinin 1 olduğunu getirdi. Daha sonra bir öncekinden doktor tablosu içerisindeki bölüm ID'si 1 olanların doktor ID'lerini buraya yazdırdı. Şimdi burada eşittir kullanmadık çünkü buradaki sonuç birden fazla değer içeriyor. Yani tek bir doktor ID'si değil. Bu neden kaynaklı? Doktorlar mesela acil serviste çalışan doktor sayısı bir tane olsaydı burada eşittir kullanabilirdik ama birden fazla olduğu için otomatikman eşittir yerine in yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Sonuç tamamen bu. Join yapısıyla yaptığımızı biz buradaki yapıyla da yapabiliriz. Ama dediğim gibi inner join yapısında kullanılması taraftarıyım. Bunların belli başlı nedenleri var çünkü. En baştaki nedenlerden bir tanesi arkadaşlar. Şuradaki karmaşık yapıdan uzakta kalıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hani biz burada iki tane, üç tane tablo yapısında işlem yaptık ama bunu yüzlerce tablo yapısında kod yazmak zorunda kalabilirsiniz. Ondan dolayı join yapısının en azından her satır işleminin bir açık ve net şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bir de bunların isterseniz arka plandaki istatistiklerine de bakabiliriz. Onun için ben şuraya bir yeni new query açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir formül yapısı değil, formül demeyelim de. İstatistikleri kullanabileceğimiz, görebileceğimiz time on, bir de şuraya yes onu koyalım. Şimdi bunlar arkadaşlar işlemin ne kadar zamanda gerçekleştirildiğini ve ne gibi işlemler yaptığı ile ilgili istatistikleri bana döndüren bir yapı arkadaşlar. Bunu niye kullandım? Şimdi öncelikle join yapısına bir bakalım. Şuradaki join yapısını kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi execute ettim. Şuradaki mesaj bölümüne gelirseniz bunlarla ilgili bir istatistik ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu nedir? İşte ne kadarlık bir alan okuduğunu ve bunu ne kadarlık bir sürede gerçekleştirdiği ile ilgili bir sonucu bana döndürüyor. Join yapısını kullandığımda 19 milisaniyelik bir alanda zaten okuma alanları 66 hastadan, 8 tane doktordan, 2 tane de bölümden olmak üzere bir alan okudu arkadaşlar. Ve bunu 19 milisaniyede gerçekleştirdi. Şimdi bir new query daha açalım. Bir de orada bakalım iç içe sorgu yapımızı kullanalım. Geldik. Şimdi bir de iç içelik bir sorgu yapısında ne kadarlık işlem bana getiriyor. Execute ettim. Ne yaptı? Aslında okunan alanlar arkadaşlar 66 8'e 2, 66 8'e 2. Bakın ne yaptı? Bu sefer süre yapısı 45 milisaniye yapısına kadar çıktı arkadaşlar. Buradaki join yapısını kullandığımızda da 19 milisaniye. Şimdi bunlar burada çok küçük farklar olarak görülebilir arkadaşlar ama veri sayınız yükseldikçe ve veri alanı üzerinde yaptığınız işlemler genişledikçe bunlar bazı problemlere yol açacaktır. O yüzden konunun başından da söylediğim, eğer join yapısını biliyorsanız mümkün mertebe join yapısını kullanmaya bakın arkadaşlar. Alt sorguları da bilin çünkü şimdi aklıma örnek gelmiyor ama bir spesifik bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Veya o alanda bir iç içe subquery dediğimiz iç içelik bir alanı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Yani tamamen mantık bu arkadaşlar. Dediğim gibi join'i bilin, join'i kullanmaya odaklanın ama subquery dediğimiz alt sorgu alanını da bilin. Nasıl çalıştığı hakkında bilginiz olsun arkadaşlar. Biraz hızlı mı gittim bilmiyorum. Konu böyle başladı böyle paldır paldır
konuşmaya başladım ama umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Videoyu sakin sakin izleyin. Benim gibi değil. Hatta YouTube'un size verdiği öyle de bir özellik var sonuçta. Videoyu yavaşlatabilirsiniz. Daha yavaş gidebilirsiniz. Böyle diyelim. Bu konuyu da bu şekilde bitirmiş olurum arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda da görüşmek dileğiyle.